Değerli katılımcılar, saygıdeğer konuklarım, bugünkü TEDx söyleşisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda TEDx'in bu yıl içerisinde yaptığı son söyleşi olacak. Ben öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Yağmur Vecisoy, Garanti Bankası müfettişiyim. Aynı zamanda Türkiye İş Denetim Enstitüsü üyesiyim. Bugün TİDE'nin öncülüğünde Cumhuriyetimizin bitişinin çok az bir zaman kala Atatürk'ün fotoğraflarının öykülerini konuşuyor olacağız. Aslında Atatürk'ün konuşacak o kadar çok fotoğrafı var ki bugünkü vaktimizin kısıtından ötürü yalnızca sizinle birkaçını paylaşıyor olacağız. Ben Osman Bey'in bir konuşmasına küçük bir alıntı yaparak giriş yapmak istiyorum. Atatürk, Türk milleti için büyük önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun olmasının yanı sıra biz müfettişlerin de aynı zamanda meslektaşıdır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ordu müfettişi olarak ayak basmıştır. Bu anlamda meslektaşları olarak Atatürk'ü burada konuşacak olmamız da beni ayrıca onurlandırmaktadır. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığınız için de ben ayrıca TİDE'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ve evet, bugün çok değerli iki konuğumuz var. Atatürk araştırmacısı ve işte Atatürk.com'un kurucusu Sayın Doktor Tuna Yılmaz ve TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Bahri Turgut. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Güzel bir söyleşi geçirmek dileğiyle. İki konumuzun da ortak bir noktası var aslında. Hem Osman Bey hem Tuna Bey Atatürk fotoğraflarının yer aldığı kitap projelerine imza atmıştır. Ben öncelikle Tuna Bey'in kitabından çok kısa bahsetmek istiyorum. Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi kitabı. Tuna Bey iki gazeteci arkadaşıyla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu kitapta Atatürk'ün 100 fotoğrafının hikayesine yer vermiştir. Gerçekten çok etkileyici bir kitap, bir proje olmuş. Ben sizi o anlamda tebrik ediyorum. Ve eklemek istediğiniz bir şey varsa da sizi dinlemekten memnuniyet duyarız. Şimdi tabii Atatürk'ü çok farklı mekanlarda, çok farklı zaman dilimlerinde ve çok farklı şekillerde anlatmak mümkün. Ve tarih boyunca da bu defalarca çok ünlü yazarlar, gazeteciler tarafından da yapılmıştır. Biz Atatürk fotoğrafları üzerine Atatürk anlatmak yolunu tercih ettik. Bu bize çok daha farklı bir kanal olarak geldi ve delillere, yaşananlara, anlatılanlara, hikayelere de bağlı kalmak kaydıyla böyle bir eseri ortaya çıkardık. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. Tabii arkasında uzun yıllar Atatürk fotoğraflarının peşinde olmak, peşine düşmek, anılarını, hikayeler araştırmak istiyordu. Daha da devam ediyor. Bitecek bir proje değil. Umarım ikinci kitapta da güzel eserler vermeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çok mersi. Rica ederim. Projenizin devamını dilerim. Çünkü gerçekten bence herkesin kütüphanesinde olması gereken bir kitap olmuş. Tekrardan tebrik ederim. Şimdi Osman Bey'in kitabına geçiyorum. 100 yıl önce, 100 yıl sonra fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolculuğu. Bu kitapta kurgusunu Osman Bey yaptı. Kitap içerisinde yer alan metinler de yine Osman Bey'in kaleminden çıktı. Ve aynı zamanda kitabın içerisinde yer alan fotoğrafların birçoğunu da Osman Bey çekti. Bu anlamda kitapla beraber keşfedilen yeni şeyler de ortaya çıkmış. Ben gerçekten hani kitabın ilerisi için de bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz kitap için? Ve aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılına da denk geldi. Bu anlamda da çok sizin için de gurur verici bir şey olmalı. Çok teşekkürler Yağmur. Aynen öyle. Yani 100. yılı bitirirken bu neler yapılabilir diye zihin fırtınası yapıldığında bu kitap fikri ortaya çıktı ve Garanti Bankası'nın sponsorluğunda kitap basıldı. Aslında özellikle Milli Mücadele döneminin görsel bir yolculuğuna çıkarıyor. Tabii burada amacımız bizim o tarih yazmak değildi ama fotoğrafçı kimliğimizde yola çıkarak fotoğraflar üzerinden tarih anlatmaktı. O yüzden büyük ilgiyle de karşılandı. Çok teşekkürler. Cadem Üstad, 100. yıl demişken Cumhuriyetimizin bu yıl 100. yılıydı. Bitimine de çok az kaldı ve tüm ülke genelinde de büyük bir coşkuyla kutlandı ama TİDE daha büyük bir coşkuyla kutladı sanki Üstad. Bu anlamda TİDE'nin 100. yılı nasıl kutladığını nasıl değerlendirirsiniz? Neler yaptı TİDE? Çok teşekkürler. Zaten amacımız da biraz buydu. Bizim yeni yönetim kurulu olarak görevi almamızdan sonra ilk önümüzdeki işlerden bir tanesi kongreydi. Dolayısıyla zaten bir önceki yönetim kurulunun da amacı iyi, güzel bir kongre yapmaktı. 100. yıla yakışan. Biz de bunu hayata geçirebilmek adına
böyle mottosundan, başlığından içeriğine kadar Atatürk'ü, Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatan ve bunu mesleğimize olan etkilerini anlatan çalışmalar yaptık. Şeyi de şöyle belirledik, muhasır medeniyet diye belirledik. Muhasır medeniyet, Cumhuriyet'in cesareti ki Cumhuriyet bir cesaret projesi. Cumhuriyet'in cesareti ve iç denetimin çevikliğiyle gelecek adı altında yaptık. Aslında çok da başarılı oldu. 2000'in üzerinde katılımcı, Rekor rekor galiba. bir katılımcı, rekor sponsorlar ve olağanüstü bilgiyle karşılandı. Bundan da çok mutluyuz tabii. TİDE'nin çalışmaları tabii sadece 100. yılla sınırlı değil. Atatürk üzerindeki düşkünlüğü, bu konuda kendisini bani olarak kabul etmesi Atatürk'ü yeni değil. Ama tabii 100. yıl o anlamda bizim için özeldi. Ta baştan başlayarak hatta ilk TEDx konuşmasını da şey diye yaptık. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında iş denetim mesleğinin evrimi, ikinci yüzyıl için fırsatlar, iş denetçiler için fırsatlar diye bir konuşmayla başlamıştık hatırlarsan. Cumhuriyet'le beraber müfettişlik mesleğinin gelişimi üzerinde durmuştuk. Aslında 12 tane bugüne kadar TEDx söyleşisi yapıldı. Bugün 2023 yılında, bugün yine 100. yılla kapatıyor olmakta ben de büyük mutluluk duyuyorum. Bir de zaten görüyorsunuzdur, dinleyicilerimiz de görüyor diye düşünüyorum. Özel bir logo geliştirdik. Herkes, birçok kişi logoyu daha koymadan hemen biz bir 100. yıl logosu yapıp kullanmaya başladık. 10 Kasım'da yine Tuna Bey'in katılımıyla herkesin tadı damaklarda kalan bir Atatürk'ü anma canlı yayını yaptık. Az bilinen video ve fotoğraflarla sağ olsun Tuna Bey canlı yayında eşlik etti bize. 100. yılı anlamaya, Cumhuriyet'i anlamaya, gelecek için bunlardan fırsatlar yaratmaya, özellikle genç meslektaşlarımızın kendini lerine rehber olacak özellikleri geçtiğimiz yüzyılda bulmasına dönük ufacık adımlar attık. Ama etki yarattıysa ne mutlu bize. Ben de kongreye katılma fırsatı yakalamıştım. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ben bu yıl içerisinde yapılan tüm projelerde emeği geçen tüm TİDE çalışanlarını da tebrik ediyorum bu vesileyle ve artık Atatürk'ümüzün fotoğraflarına geçişi yapıyorum. Hemen sunumumu yansıtayım. İşte burada da sizin çok sevdiğiniz bir sözünü koyduk. Evet. Çünkü Ben bu sözü seviyorum. Şöyle, biz TİDE olarak aşağıdaki kuruluşumuzdan bu yana Atatürk'ün denetimle ilgili sözlerini kullanıyoruz. Onlardan bir yenisi de aslında Atatürk'ün geleceği öngörme, riski öngörme anlamında ta 100 yıl önce söylemiş olduğu, Nutuk'a da bunu Nutuk'ta da ifade ettiği bir sözü koymak istedim. Bence çok ileri görüşlü bir bakış. Yani iştenetçiler için risk olduktan sonra değil de olmadan önce proaktif davranma ve tedbirleri geliştirme anlamında bize de motto olabilecek bir cümlesi var. O yüzden bu cümleyi de özellikle burada koymak istedim. Yani şuna bakar mısınız? Felaket başa gelmeden evvel onu önleyecek ve ona karşı savunulacak önlemleri düşünmek gerekir. Yani birinci, ikinci seviye kontrolleri, ön kontrolleri koyalım. Felaket başa geldikten sonra dövünmenin bir yararı yoktur diyor. Bence çok, yine her zamanki gibi çok etkileyici bir Atatürk sözü. O yüzden burada bugün için yer almasını da istedim açıkçası. Teşekkürler paylaştığın için. rica ederim üstad. Evet, ilk fotoğrafını da geçiyorum. Bu fotoğrafın şöyle bir özelliği var. Bu fotoğraf Atatürk'ün gülerek poz verdiği ilk fotoğraf olarak tarihe geçiyor. Biz Atatürk'ü genelde fotoğraflarda hep daha sert mizaçlı görürüz. Evet, hayatı zorluklarla geçmiş, mücadelelerle geçmiş, savaşlarla geçmiş bir lider ama etrafındaki herkes de çoğu zaman onun çok neşeli, çok güler yüzlü olduğunu da dile getiriyordu. Bu anlamda Tuna Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Bu kadar yani neşeli, güler yüzlü bir insan, bir lider ve sadece birkaç tane gülerek pozu var. Bunun hakkında ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii aslında Atatürk sert mizaçlı biri değil ve gülmeyen birisi hiç değil. Ama devlet adamlığı, devletin içinde yönetiminde bulunması sebebiyle, içinde bulunduğu ortam sebebiyle o nadir anları çok az yakalamış fotoğrafçıları.
Bu gördüğümüz fotoğraf da 1922 Haziran ayında Kocaeli'de çekilen, İzmit'te çekilen bir fotoğraf. Ama bu fotoğrafın çok güzel bir hikayesi var. Burada Atatürk özel istek üzerine gülüyor ve bir foto veriyor. Hikayeye izin verirsen şöyle başlayabiliriz. Tabii ki. Haziran ayındayız ve büyük taarruzdan yaklaşık 2 ay önce 17 Haziran'da Atatürk İzmit Kocaeli'de Ordu Kumandanlığı'nın savaştan önceki son denetimlerini bizim de TİDE olarak düşündüğünüzde ordu içindeki iç denetimlerden ve en önemlilerinden biri Kuzey Kuvvetleri'nin savaş hazır olmadığını denetlemek üzere İzmit'e geliyor. Geyve Boğazı'na geliyor ve Geyve Boğazı grup komutanı da Halit Paşa. Şu an Atatürk'ün bize göre baktığımızda sağ tarafında oturan kişi. Ve Halit Paşa da çok sert, disiplinli bir kumandan olarak ordu içerisinde ün yapmış bir komutanımız. Atatürk tabii özellikle Kuzey ordularının savaş hazır olduğunu yerinde tespit ediyor. Ve bu arada tabii ki Atatürk'ün her hareketi basın mensupları tarafından yakın takip ediliyor. Ve İstanbul medyası da özellikle Anadolu medyası nispeten o dönemde çok az olmakla beraber Babali dediğimiz yayın organları İstanbul'da Atatürk'ün bu teftişine çok önem veriyorlar ve yakından takip ediyorlar. Atatürk ne yapacak? Ne zaman saldıracak? Ordu hazır mı? Hazırlıklar yerine geldi mi diye. Ve denetimler başlıyor. Diğer fotoğrafları ilerleyebilirsek yalnız hem de böyle bu anı fotoğrafın çekildiği ortamı biraz tanıyalım. Şimdi burası Geyve Boğazı'nda Karaçam dediğimiz Kuzey Grup Komutanlığı'nın bulunduğu yer. Atatürk yanındakilerle beraber denetimlere başlıyor. Ve bu denetimleri yaptıktan belli bir zaman sonra artık bir ara veriyor. İşte çay ya da sohbet veya sigara molası diyelim. Bu molalar verildiği anda Türk'ün yanında çok genç, 22 yaşında olan ve o dönemde de tıp fakültesi 5. sınıfta hem öğrencilik hem de askeri pardon foto muhabirliği yapan Muhterem Gökmen. Bu fotoğrafımızda bize göre en solda oturan ve gülümseyen genç arkadaşımız görünüyor fotoğrafta. Bir ara şu oturma seviyesine geldiklerinde Halit Paşa, Atatürk'ün yaverlerinden sivil görünen, Atatürk'e göre sağında bulunan Cevat Abbas Kürel ve onun yanında da Muhterem Gökmen bulunuyor. Ve Muhterem Gökmen daha önce basında çıkan Atatürk fotoğraflarının çok sert gülümsemediği konusunda bir fikre de sahip. Ve bu onun içinde bir dert haline gelmiş vaziyette. Ve bu oturma düzeninde arada paşam diyor izin verirseniz diyor fotoğraf alabiliriniz diyor. Mustafa Kemal Paşa tabii ki diyor fotoğraf veririz diyor. Ve fotoğrafın çekilme anı geldiğinde Muhterem Gökmen daha önce beyninde kurguladığı o kelimeleri birden diliyle beraber dilinden dökülmüş vaziyette konuşuyor. Paşam diyor. Sizin daha önce diyor gülen fotoğraflarınızı görmedik. Hep diyor yüzünüz diyor asık diyor. Rica etsem bu fotoğrafta gülebilir misiniz diyor. Birden ortam gerginleşiyor. Halit Paşa bakışlar değişiyor. Cevat Abbas şok. Yanındakiler Atatürk böyle bir istekle daha önce çok karşılaşmamış ve nasıl bir cevap verecek? Ortamın o gerginliğini yine Mustafa Kemal'in keskin zekası, onun içsel görüşü ve mütevazı tavırlarıyla cevap buluyor. Tabii ki delikanlı diyor ve etrafına dönüyor. Genç haklı diyor. Oturup gülen bir resim verebiliriz diyor. Ama bir isteğim var diyor. Muhterem Gökmen'e dönüyor. O karede sen yer alıp oturup yanımda olacaksan o zaman güleriz diyor. Ve gerçekten bu Atatürk'ün yanındakilerle beraber bütün ordudaki denetime katılan ve ordu subaylarıyla beraber çekilen fotoğrafında gülümseyerek poz veriyor. Ve bu pozu da Muhterem Gökmen bu fotoğrafta olduğu için yine Atatürk'ün yanında yedek subay olarak fotoğraf işlerine bakan Ethem Fen çekiyor. Bu fotoğraf 3-4 taneydi ama Yağmur herhalde bu seminer için devamını koymadın. Evet. Tek bir fotoğraf Evet, halinde. bu aslında Kurtuluş Savaşı'nın büyük taarruzun başlamasından 1,5-2 ay önce bu kadar yoğun stres içinde bile yanındaki insanları kırmayan, mütevazı tavrıyla, akılcı çözümleriyle yine gülücüğünü veren, bizlere bu ölümsüz fotoğrafı yaşatan Muhterem Gökmen'i saygıyla anıyorum. Muhterem Gökmen hakkında biraz bilgi vermek istiyorum bu fotoğrafı bizlere kavuşturmasının dışında. Kendisi 1924 yılında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tıp doktoru olarak mezun oluyor.
ve 1930 yılında Almanya'ya radyoloji lisansı yapmaya gidiyor. Genç yaşta doçent olup 1940 yılında da profesör oluyor. Radyoloji profesörü ve daha sonra İstanbul Üniversitesi radyo diagnostik yani radyolojik tetkik bilimlerinde kürsü başkanlığı yapıyor ve enteresandır. Muhterem Gökmen daha sonra Almanya'da aldığı eğitimlerle beraber Türkiye'de insanlarda saç deri hastalıklarında radyasyon kullanılması ve kanser ve özellikle tiroid kanserlerinde kobalt tedavisini Türkiye'ye ilk defa getiren doktordur kendisi. Aynı zamanda da Muhterem Gökmen'in ailesinde şöyle bir şeyden de bahsedelim. Osman Bey'le bunu sohbetini yapmıştık. Muhterem Gökmen ünlü medya ya da program yapımcısı televizyonda Cem Cemina'yın da babasıdır kendisi. Yani Muhterem Gökmen bir fotoğraf ve doktorluğun dışında bize böyle bir medyatik bir oğlunu da bağışlamıştır diyelim. Evet. Tabii Tuna Muhterem Bey böyle bakınca dikkatli bakınca da Cem Cemine'ye gerçekten benziyor şey tarafında. Fakat burada sizin daha önceki anlatımlarınızda hoş bir yaklaşımınız vardı. Yani Atatürk tabii o kadar böyle şey içerisinde, stres içerisinde hoşgörülü olabilmeyi ve durumu idare edebilecek pratik yönetsel yetkinliklere de sahip. Her konuda olduğu gibi burada da çok başarılı. Fakat sizin daha önce benim de dikkatimi çekmemişti. Daha önceki bir anlatımınızda söylemiştiniz. Burada Halit Paşa yani kamerada şey ekranda şu anda en sağda duran Deli Evet. Halit Paşa denen Deli Halit Paşa. Halit Paşa'nın tedirginliği konusu. Yani Atatürk'e yani siz güler misiniz öyle fotoğrafınızı çekelim demek. Hani çok genç yaşta birisinin ancak o dönem için savaş şartlarında düşünüldüğünde yapabilecek bir şey. O Halit Paşa hala çok tedirgin olduğunu söylemiştiniz ya. Gerçekten ben bu tedirginliği de görüyorum. Bu arada Deli Halit Paşa'na deli denmesinin nedeni de aslında cesareti, deli cesareti olması değil mi Tuna Bey? Çok cesur bir kumandan ve Atatürk bütün Kurtuluş Savaşı'nı Yunanlıları ters köşe yaparak güneyden saldırdığında Kuzey Ordu Komutanlığı'na çok büyük görev veriyor. Sahte saldırılar, aldatmaca saldırılar ve çok keskin sağlam bir duruşla özellikle Sakarya, Kocaeli orada çok güvendiği bir ordu komutanlığı olarak da kendisine görev veriyor Deli Halit Paşa. Yani Deli Halit Paşa maalesef yani sonu kederli biten bir öyküsü var. Millet Meclisi'nde cinayette kurban gidiyor ve hala bugün bile tartışmalı nasıl öldürüldüğü yönde. Ama ta Milli Mücadele'nin ilk zamanlarında Erzurum Kongresi'nin sırasında Erzurum'un Sivas arasında özellikle Trabzon'da saltanat yanlılarının Atatürk'ü çok istemiyorlar biliyorsunuz. O Erzurum Kongresi'nde de hatta mesafeli duruyorlar, Sivas'a gelmek istemiyorlar. Atatürk diyor ki ya bu Trabzonlular, Karadenizler, ben de bu arada Rizeliyim. Karadenizler diyor bunlar hiç şey insanlar yani sert insanlar bunlara diyor şey lazım diyor böyle sıkı bir komutan lazımdı diyor orayı zapturapta alabilmem için diyor. O yüzden diyor Halit Paşa'yı görevlendirdim diyor Nutuk'ta falan. Böyle de kendisine çok güvendiği ve çok kritik görevler verdiği birisi. Doğru. Hatta Kazım Karabekir önderliğinde de Kars'a ilk girdiği için daha sonra Kars'ı alan soyadını alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Soyadı da Kars'ı alan şeklinde. Bu gerçekten çok nefis bir fotoğraf. Atatürk'ün Yağmur'un söylediği gibi savaş alanlarında yani askeri üniformayla gülerek çekilmiş sanıyorum ilk fotoğrafı, nadir fotoğraflarından bir tanesi. Bu Aynen arada geçen gün zaten. sizle sohbet ediyorduk. Bayağı bir manipülasyon da var internette fotoğraflar üzerinde, Atatürk fotoğrafları üzerinde. Doğru. Yani Şimdi o şöyle. gülerken gözükenler yanlış aslında, değil mi? Yani Tabii birçoğu şöyle, yanlış. şöyle söyleyeyim. Tabii Atatürk'ün güldüğü fotoğraflar var. Çok özel kareleri yakalamayı başaran fotoğrafçılarımız da var bu arada. Ama Atatürk zaten mizacı gereği, konumu gereği, devlet adamlığı, yıllarca cephelerde bulunan ve sosyal yaşamın en kötü anlarına şahit olabilmiş ve büyük felaketlerin içinden gelmiş bir lider olduğunu düşünürseniz ve 57 yıllık yaşam döneminde de
acılarla, zorluklarla yaşanmış bir hayat. Yani ondan da çok böyle gülmesini bekleyemiyorsunuz işin doğrusu. Yani şöyle söyleyeyim, Evet. Erzurum Kongresi'nden sonra hakkında idam kararı verilmiş, başına ödül konmuş, sayısız suikastle yüz yüze gelmiş, sayısız devrimi, sayısız zorluklara rağmen yapabilmiş bir liderden bahsediyorsunuz. Tabii ki çok esprili, nüktedan, hitabeti çok yüksek birisi. Gülen fotoğrafları da var elimizde ama son dönemde insanlar hayallerindeki Atatürk'ü yaşatmak adına çeşitli bilgisayar programlarını, yapay zeka uzantılarını kullanarak Atatürk'ü daha genç, daha dinamik, dönemsel hareketler, dönemsel kıyafetler içine sokarak Atatürk'ü aslında olduğu konumdan başka bir konuma getiriyor. Aslında her şey zamanında olduğu gibi kıymetli. O insanı döneminin zorluklarının insan olarak görmek çok daha anlamlı. Yoksa Atatürk'ü kıyık kıyafet veya yüzünün mizacını değiştirerek 2023'lere taşımanın çok bir anlamı yok. Ben sadece fikren, ruhen onun bu ülke insanı için taleplerini bu yıllara taşıyabilmek etmek önemli. Yoksa cismiyle değil, fikirlerle işimiz olduğunu düşünüyorum. Ben de size bu anlamda katılıyorum. Atatürk hafızalarımızdaki gibi kalsa keşke. Ben de bu vesileyle ikinci fotoğrafıma geçiyorum. Bu fotoğraf da Osman Üstad'ın aslında kitabından bir fotoğraf. Kitabında yer alan da bir fotoğraf. Sanırım Atatürk'ün parayla aynı karede olduğu tek fotoğraf Üstad. Başka yok herhalde. Ben Ben hiç bilmiyorum. hatırlamıyorum. Geçen gün Tuna Bey'e sordum. Yani o benden tabii ki bu işin Aferin. üstadı. Ona sordum. O da bilmiyorum dedi. Gerçekten Cumhuriyet sonrasında da, öncesinde de, sonrasında da Atatürk parayla gördüğüm tek fotoğrafı buydu. Dolayısıyla ben bu fotoğrafı özellikle kullanmak istedim ve arkasındaki hikayeye de bakmak istedim. Müsaade ederseniz birkaç dakika onu bir anlatayım. Sonra Tuna Bey'de beraber sohbete devam edelim. Şimdi Atatürk aslında parayla pulla çok işi olan bir adam değil. Yani bunu hiç önemsemediğini biliyoruz. Zaten çok başarılı bir yatırımcı da değil. Yani genelde yatırdığı paralarını kaybetmiş. Hatta yani bir savaşa giderken biliyorsunuz yani bütün varlığım bu deyip cebindeki paraları çıkarıp annesine vermiş. Hani sen kardeşimle beraber bana bir şey olursa bu paralarla devam edersin diye. Ve hatta nutuk şeyde vasiyetinde de artık 10 Kasım'a yaklaşıldığı günlerde biliyorsunuz noter çağırıp vasiyet yaptırıyor. Orada da yani hiçbir şey zaten kalmıyor. Bütün üzerindeki malı, mülkü, her şeyi devlete bırakıyor. Ya işte o Atatürk köşkleridir, çeşitli şehirlerde onu misafir etmek için zamanında ona armağan edilmiş olan köşkleri vesaire bunların tamamını belediyelere, işte bakanlıklara devrediyor. Sadece kardeşinin ve manevi çocuklarının işte hayatlarının sonuna kadar veya evlenene kadar onlara belli bir aylık verilmesini, kardeşinin de bir evde yine vefat edinceye kadar hayatta devam ettirdiği sürece kalması için bir vasiyette bulunuyor. Ondan sonra başka hiçbir parası pulu da tamamen devlete bağışlıyor. Dolayısıyla parayla pulda işi olmayan bir kişinin, böyle bir liderin parayla böyle bir fotoğrafını görmek beni çok şaşırttı. Çok da bilinen bir fotoğraf değil bu. Bunun üzerine bu fotoğrafın peşine düştük. Nedir bu diye. Anlaşıldı ki şöyle, şimdi bu fotoğraf 11 Kasım 1921'de Ankara'da bugünkü hipodromda çekilmiş olan bir fotoğraf. Fotoğrafta kimler var? Sola doğru baktığımızda o zamanki Atatürk'ün önemli bir destekleyeni, önemli bir figür Atatürk fotoğraflarında sık sık görürüz. Azerbaycan Büyükelçisi Abilov var. Afganistan Büyükelçisi Sultan Ahmet Han var. Sağ tarafta hafif ona dönmüş olan, yüzü dönmüş olan Refet Bele Paşa var. Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarından bir tanesidir. Ve Doktor Fuat Umay var. En yani sağda gördüğümüz kişi de o. Şimdi olay şu, Atatürk aslında o dönem tabii lobi yapmak, işte insanlarla bir yere gelmek konusundaki önemli olaylardan bir tanesi de at yarışları. Dolayısıyla Ankara'da sık sık at yarışları yapılıyor düzenli olarak. Atatürk de at yarışlarına gidiyor çünkü işte bütün büyükelçiler, Avrupa'dan gelen gazeteciler vesaire bu at yarışlarında bulunuyor ve orada ciddi olarak bir
Hem bir sosyalleşme alanı var ama asıl Atatürk bunu şey için kullanıyor. Yani bir lobi faaliyeti olarak kullanıyor. Bunlara önem veriyor. Hatta biliyorsunuz Gazi koşusu hani o günlerden bugüne 100 yıllık mirasıyla halen bugün devam etmektedir ve Türkiye'nin önemli koşularından bir tanesidir. Fakat bu fotoğraftaki paralarla ne işi var Atatürk'ün diye araştırdığımızda ortaya çıkıyor ki aslında Atatürk burada enteresan yani o günkü savaş şartlarına rağmen farklı bir düşünce tarzı içerisinde çok önemli bugüne de önemli ışık tutan bir düşünce tarzı içerisinde. Burada Atatürk çocuk esirgeme kurumu yani Himaye-i İtfal Cemiyeti bir sonraki fotoğrafta da var. Yine aynı gün çekilmiş olan ve daha sonra bir yıl sonraki bir dergide kapağında yayınlanmış olan bu Illustrated London News'in kapağında yayınlanmış olan fotoğraf. Yanında da bir çocuk görüyoruz. Aslında çocuk esirgeme kurumu yararına Atatürk at yarışlarının bir kısmını çocuk esirgeme kurumu yararına yaptırıyor. Ve önceki fotoğrafta söylediği de şey şu yani bu paralar toplanıyor çocuklar için ya yani bunlar çocuklara gitsin bakın hani bunlar önemli diye şey yapıyor. Neden? Çünkü şu bütün o savaş şeyi içerisinde Ankara'da kurulan ilk kurumlardan bir tanesi çocuk esirgeme kurumu. Atatürk de meclisin reisi olarak bunun baniliğini, hamiliğini üstleniyor. Ve kurucular da zaten çevresindeki ekip yani işte bugün Adnan adı var. Rauf Orbay'ın vesairenin olduğu bir ekip. Şimdi bunun tabii hazin bir öyküsü var açıkçası. Bunun şeyi şu, sadece Balkan Savaşları'ndan sonra o günkü adı Darül Eytam olan yetimhanelere alınan çocuk sayısı 20 bin ülkemizde. Yani tabii Osmanlı çok büyük bir savaşlara giriyor ve yani 1911-12'den başlayarak ta 1919 arkasından da Kurtuluş Savaşı ile beraber korkunç kayıplar yaşanıyor. Sadece Çanakkale'de 60 bin şehidimiz var. Balkan Savaşları'nda bir tahmine göre 1,5 milyon yani asker sivil 1,5 milyon Türk 1,5 milyon Türk hayatını kaybediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun totalde kaybı 500 binle 770 bin arasında hesaplanıyor. Kesin bir rakam olmamakla beraber. Şimdi geriye yetim kalmış, öksüz kalmış on binlerce çocuk var. Dolayısıyla Atatürk ve Atatürk'ün nesli yani biz bu cumhuriyeti kuracağız, devleti kuracağız. Bir yandan milli mücadeleye devam ediyorlar. Ama bir yandan da ülkenin geleceği için bir şeyler yapmamız lazım. Bu çocuklara sahip çıkmamız lazım diyorlar. Özellikle bu konuda Kazım Karabekir Paşa, Doğu Anadolu'daki görevinde, Erzurum'daki görevinde korkunç tablolarla karşılaşıyor. Ve orada 6 bin çocuğu koruması altına alıyor, himayesi altına alıyor. Hatta onlara Gürbüz Çocuk Ordusu diyor falan. Ankara'da da milli mücadelenin ilk safhalarından bir tanesinde bu Himaye-i İtfal Cemiyeti kuruluyor 30 Haziran 1921'de. Maalesef yani söylemekten gerçekten çok üzüntü duyuyorum ama özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra çocuklar, öksüz çocuklar, yetim çocuklar o kadar sahipsiz kalıyorlar ki Osmanlı sarayından 1917'de Almanya'ya yüzlerce çocuk gönderiliyor. İşçi olarak çalıştırılmak üzere. Bunların fotoğrafları var, belgeleri var. Bunu da Kazım Karabekir Paşa ortaya koyuyor. Almanya'ya gönderiliyor. Almanya'da ne oldukları belli değil bu çocukların. Ne yaptıkları belli değil. Bir kısım madenlerde çalıştırılıyor vesaire o günün şartlarında. Kazım Karabekir Paşa'nın zaten dehşet yaşamasına sebep olan da daha sonra Erzurum'daki görevi sırasında karşılaştığı bu korkunç yetim çocuklar bunları koruması altında. Hatta Kazım Karabekir Paşa yetimlerin babası, öksüz çocukların babası unvanı da o dönemlerde veriliyor. Şimdi bu fotoğraf 11 Kasım 1921'de çekilmiş. Bundan 4-5 ay önce 30 Haziran 1920'de kuruluyor Himaye İtfal Cemiyeti. Küçük bir odada o zamanki Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin ufak bir odasında kuruluyor. 20 liralık bir bütçeyle kuruluyor. Çok ufak bir bütçeyle kuruluyor.
koruyuculuğunu Atatürk alıyor ve ben bunu kemali iftiharla alıyorum diyor. Vatan mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızın yavrularını müreffeh ve mesut etmeye çalışacağız diyor. Bu koruyuculuğu üstleniyor. Hatta Atatürk bu anlamda sonraki yıllarda o dönem işte 2 yıl evli kaldığı Latife Hanım'ın da devreye girmesiyle beraber çocuklara ve çocuk esirgeme kurumuna sahip çıkıyor. Meclis açılışlarında 23 Nisan kutlamalarında çocuklar şeye gelmeye başlıyor. Hakimiyeti milliye dediğimiz yani ulusal egemenlik kutlamalarında rozet satmayla para toplamaya başlıyorlar çocuklar önce. Latife Hanım büyük destek oluyor. Sonra 1925'te Çocuk Günü ilan ediliyor 23 Nisan aynı zamanda. Çünkü en coşkulu kutlayanlar bu Himaye Etfal Cemiyeti'ndeki koruma altındaki binlerce çocuk. Hatta Atatürk o zaman daha savaş zamanında hemen sonra 1924'te çocuklar için ilk evrensel bildiri olan Cenevre bildirgesini Türkiye adına Atatürk imzalıyor. Çocuk haklarının korunmasına dönük olarak. 1926'da bakıyorlar ki bu iş gittikçe şey oluyor. Atatürk de Latife Hanım'ın destekleriyle beraber iş karşı büyüyor. Herkes sahip çıkıyor. Yani Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun falan yazıları var o dönemde. Bir çocuk bayramı ilan ediliyor 1926'da. Ve enteresan bir şey. Bugün halen de gelenek devam ediyor ya işte koltuğunu veriyor. Başbakanlık koltuğuna oturtuyorlar falan çocuklar. Hani 23 Nisan çocukları olur ya. Onun da başlangıcını Atatürk yapıyor. 1927'de makam arabasını çocuklara ilk defa makam arabasını veriyor ve çocukları Ankara sokaklarında dolaştırtıyor. Kendi makam arabasını tahsis ediyor. O gün Atatürk. Ondan sonra işte olay büyüyor. İşte makamlara oturmaya başlıyorlar filan. Dolayısıyla hani bu fotoğraflar bana Atatürk'ün geleceği düşünme konusundaki yüksek öngörüsünü yani nüfus o zaman 14-15 milyona kadar inmiş durumda yanlış hatırlamıyorsam büyük bir hastalıklar var Tuna Bey değil mi? Yani Türkiye Evet. Cumhuriyeti büyük hastalıklarla karşı karşıya sağlıklı bir nesil yok ortada bunu devam ettirebilmesi lazım bu anlamda tıp alanında da yani çocuk yetiştirme ve tıp aşı geliştirilmesi aşı uygulaması anlamında da Tuna Bey daha yardımcı olacaktır bu konuda. Adımlar atılıyor o dönemde. Yani bugünden geçmişe baktığınızda 100 yıl öncesine göre çok radikal ve gerçekten çok çok insanlık yönünü ortaya koyması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Değil mi Tuna Bey? Ne Evet. dersiniz? Ben şöyle söyleyeyim, siz değindiniz aslında. Birinci Dünya Savaşı ile başlayan Çanakkale Savaşı, arkasından Balkan Savaşları dönemine gelelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybettiği ve çok insan kaybettiği savaşlardan sonra tabii bir başıbozukluk, bir boşluk alanı var. Sevr Anlaşması dönemlerini düşünün. 18-19'lu yıllar ve gerçekten Türk çocukları çok zarar görmüş ve bir nesil çok kötü vaziyette kalmış ve genelde Türk subaylarının da o yufka yürekli, o duruşlarıyla ilgili ve genelde savaşlarda yetim, öksüz kalan çocukları Türk subayları genelde kendi himayelerini alırlar. Bu işte Kazım Karabekir Paşa'da da olmuştur, Refet Paşa'da da, Atatürk'te de. Ve subaylarımızın böyle bir güzelliği vardır bizim Türk subayları. Hatta ben geçmişten biraz da bu tarafa geleyim. Ayla filmini hatırlarsınız. Kore'de savaşan bir astsubayımız bir Güney Kore çocuğunu yıllarca takip etmiş, orada kaderine terk Evet. etmemiştir. Bu bizim çok güzel bir şeyimizdir. Vicdanlı duruşumuzdur çocuklara karşı. İşte bu fotoğraf Osman Bey'in dediği gibi Atatürk'ün içinde bulunduğu ortamda her zor koşula rağmen at yarışlarının bahanesiyle çocuk esirgeme kurumunun temellerinin atıldığı, oradaki at yarışlarından gelen gelirlerin çocuklara vakfedilmesi ve onları aslında memleket sorunu olduğunu daha o yıllardan önümüze koyan bir liderle karşı karşıyayız. Tabii ki bu Evet. at yarışları da burada durmayıp ileride şu an Türkiye'nin en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu'nun ki ismini vermiştir Atatürk, temellerin atıldığı ortamdır. Ve gerçekten bakın sivil inisiyatifin dışında Türk çocuklarının geleceği o dönemde bile Türk subaylarının
elindedir, onların himayesindedir ve gerçekten Atatürk Cumhurbaşkanı olduğunda da Çocuk Esirgeme Kurumu'nu bizzat himayesine alarak bu olayın ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar önemli bir devlet politikası olduğunu ve bu kurumun en tepeden direkt kendine bağlı kalması gerektiğini göstermiştir. Evet, Ve yani hatta Tuna Bey şöyle, onu da hemen ilave edeyim. Atatürk çocukları olan bu düşkünlüğü nedeniyle, tabii kendisi de yetim büyümüş birisi. Yani çok ufak yaşta, yani 5-6-7 yaşında yetim kalmış birisi. Dolayısıyla babasız büyümenin, öksüz olmanın ne demek olduğunu biliyor. Hatta son Atatürk filminde de bu konu üzerinden bayağı bir gönderme var. Atatürk'ün doğru. hayatı ve başarılarına dönük. Bence çok başarılı o anlamda film. Her yönüne başarılı. O yönü gerçekten çok başarılı. Atatürk hayatı boyunca, biz aslında sadece Sabiha Gökçen'i falan biliyoruz ama 11 çocuğu evlat ediniyor. Fazlası Yani var mı doğrudur. Mahmut? Ya kayıtlar, ya bunları alıyor, kendi parasıyla okutuyor, işte Çankaya'da kendi masraftan karşı okula gönderiyor, yapabildiklerini yurt dışında tahsile gönderiyor, işte pilot yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani kurtarabildiği kadar çocuğu kurtarma ve onların hayatına dokunabilme derdinde, bu anlamda çok çok büyük bir lider. Zamanımızda daraldı herhalde, bir Evet, sonrakine geçelim mi? aynen. Ya dediğimiz gibi gerçekten çocuk sevgisi Atatürk'ün tartışılamaz. Yani öyle bir lider düşünün ki çocuklara bayram hediye ediyor. Onca savaşın, onca muharebenin içerisinde 10 yaşındaki bir çocuğun mektubunu bile cevaplıyor. Ben bu fotoğrafın hikayesini Tuna Bey'den dinlediğimde gerçekten çok etkilenmiştim. Tabii çocuk sevgisinin yanında burada 10 yaşındaki karşısında bir çocuk bile olsa doğruluğundan ve şeffaflığından da hiçbir zaman ödün vermiyor. Tıpkı müfettişlerin de hiçbir zaman doğrudan vazgeçmemesi gibi. Ben bu anlamda bu fotoğraf bir kere nasıl çekildi Tuna Bey? Hani önce o sorumu öyle sorarak başlayayım ve fotoğrafın hikayesini sizden dinlemek isteriz tabii. Şimdi çok sevdiğimiz bir fotoğraf. Sebebi Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra çekilmiş sivil fotoğraflarından bir tanesi bu. Hala kalpağıyla, Kuvayi Milliye'nin simgesi olan kalpak başında, ama altında da modern kravatı, yaka düğmeleriyle beraber ve fotoğrafa baktığımızda sol cebinde mendiliyle gayet de modern yeleğiyle bir fotoğraf. Ama Yağmur Hanım, bu fotoğraf şu haliyle imzalı bir fotoğraf, bizim tüfek stili dediğimiz Atatürk'ün bize göre solunda olan fotoğraf, tüfek kabzasına benzediği için konuştuğumuz Kemal Mustafa gibi Osmanlıca yazılan bir imzası var. Bu fotoğraf Photoshop fotoğraf maalesef. Niye Photoshop fotoğraf? O zaman Photoshop mu var diye baktığımızda, evet, 1922-23 yıllarında özellikle Atatürk, bakın fotoğrafın orijinali geldi, Yağmur Hanım'a teşekkür ederim. Çankaya Köşkü'nde çok sevdiği arkadaşı Fethi Okyar ve eşi Galiba Hanım'la beraber bir sosyalleşme anını çağrılan fotoğrafçının tek tek ve grup halinde çektiği bir fotoğraf. Fotoğrafın orijinali bu. Arkasında ağaç dalları, Çankaya'nın bahçesinin ortamını, peyzajını olduğu fotoğraf. Bu fotoğraf çok güzel amaçlar için fotoğrafçılar tarafından arkaları rötuşlanarak temizleniyor. Ve bu fotoğrafı ileride kendisinden imza ve fotoğraf isteyenleri imzalamak kaydıyla dağıttığı bir fotoğraf. Şimdi ilk fotoğrafa ve sonrasına gelebilir miyiz? Sizden geriye gelmeye ricanızı edeceğim. Bu fotoğraf niçin önemli? Fotoğrafımız bu. İlerleyelim. Şimdi bakın, bu fotoğraf 2020 yılında Amerika'da çok önemli bir müzayede evinde açık satışa çıkarıldı. Ve bakın aşağıda göreceksiniz, price reasonable diyor. 17.500 Amerikan dolarına alıcı buldu. Bakın fotoğraf çekildi, arkasından rötuşlandı, bir yerlere gitti ve Amerika'da çıktı fotoğraf karşınıza. Niçin Amerika'da karşınıza çıktı? Gelin ben size bunun hikayesini anlatacağım ve niçin 17.500 dolar para etti bu fotoğraf? Normalde ben bu işin takibinde olduğum için söylüyorum. Bir Atatürk fotoğrafını TL olarak büyüklüğüne, ebatına, arkada fotoğrafçının kaşesinin olmasına, fotoğrafın önemine göre 1.000 TL ile 10.000 TL arasında fiyatları müzayedelerden alabilirsiniz. Özellikle de birinci baskıysa. İkinci, üçüncü baskıları söylemiyorum. Yani 4.000-5.000 TL bandında. Ama bakın bu fotoğraf 17.500 dolar ve 2020 fiyatıyla alıcı buldu. Ve arkamızın hikayesini, filmimizin arkasını anlatacağım nasıl alındığını. Şimdi fotoğrafın kendisine gelirsek Yağmur'un,
Atatürk 1923 yılında Evrit, Latifan'la beraber ve Kurtuluş Savaşı verilmiş ve Cumhuriyet kurulmuş. Ve Cumhuriyet'in kurulmasına sayılı günler var. Ama dünya medyası Türk ulusunun yaptıklarını ve başındaki komutanı o kadar yakından takip ediyor ki Atatürk'ün yaptığı savaşlar, bağımsızlık savaşı özellikle Amerika'daki gazetelere kadar yayın halinde yayınlanıyor. Ve bakın 10 yaşında Curtis LaFrance denilen bir çocuk Atatürk'ün Türkiye'nin kuruluşunda verdiği bağımsızlık savaşını yakından takip ediyor. Ve şöyle bir fikir aklına geliyor. Ben Atatürk'ün verdiği bağımsızlık savaşını ve eşini modern yaşam tarzını o kadar yakından takip ediyor ki diyor ki ben bu kişiden bir imzalı fotoğraf alabilmeliyim. Ve babasının daktilosunun başına oturuyor ve İngilizce şu gördüğümüz çok teşekkür ederim yazıyı yazıyor. Babasının daktilosu. 10 yaşına bir Amerikan çocuk. Bakın Türkçesini verelim mektubun. Diyor ki ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye ve yeni hükümete büyük ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal, yani Latife Hanım'dan bahsediyor. Hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defter tutmaya başladım. Şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim bulunduruyorum. Lütfen Amerikalı bir çocuğa küçük bir not ve imzalı fotoğrafınızı gönderirseniz çok memnun olurum ve bir gün Türkiye'yi de görmeyi ümit ediyorum diyor Curtis LaFrance. Peki bu Curtis LaFrance kim? Curtis LaFrance 10 yaşında bir çocuk, gayet donanımlı ama bir özelliği var. Curtis LaFrance Amerikan İç Savaşı'nda Amerikan özgürlük komutanlarından olan Fransız menşeli Fransa'da bulunurken Amerikan İç Savaşı'na destek olmak için giden Lafayette'nin ailesinden gelen bir delikanlı. Yani özgürlük içinde yoğrulmuş, modern yaşam tarzlarını kendine almış bir çocuktan bahsediyoruz. İşte Curtis LaFrance'in Atatürk'ün bağımsızlık savaşı olan ilgisi biraz da aile genleriyle, bağları ile ilgili. Ve bu mektup, bakın Cumhuriyet'in kurulmasından 29 Ekim'den bir gün önce Amerika'da yazılıp postaya veriliyor. Ve peki ne oluyor? Yaklaşık 25-30 gün sonra bu mektup Atatürk'ün elinde. Ve inanın Atatürk Cumhuriyet'in engamesinde kurulmasındaki zorluklar, işte öncesindeki iç savaşlar, ayaklanmalar, kafasına bin bir türlü fikir. Bu Amerikalı çocuğun kendisine hitaben yazdığı bu mektuba bir cevap yazıyor. Ve o cevabı Yağmur Hanım isterseniz gösterelim. Bakın diyor ki Sayın Curtis LaFrance mektubunuzu aldım. Ben biraz hızlı okuyacağım. İzleyicilerimiz takip edeceklerdir. Türk vatanı hakkındaki ilgili iyi dilekleriniz ve düşüncelerinize teşekkür ederim diyor. Arzunuz üzerine imzalı fotoğrafımı ilişikle size gönderiyorum. Ve diyor siz Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına da tavsiye istemişsiniz. Yegane tavsiyem Türkler hakkında her işittiğinizi gerçekmiş gibi algılamayıp kanaatlerinizi lütfen ilim ve araştırmalara dayanan önemli bilgilere bakaraktan veriniz diyor. Ve hayatta başarılı olmanızı temenni ederim diyor. Bu mektubu Osmanlıca yazıyor ve Atatürk o kadar ince düşünceli ki ileride görebilir slaytta Yağmur Hanım verirse. İngilizce çevirisini de veriyor. Bakın mektubun sağ tarafta bize göre Osmanlıca Türkçesi yazılmış diyelim artık mektubun orijinali ve Atatürk buna yetinmiyor. Bu çocuk okuyamaz diye bizzat İngilizce çevirisinde yazıp yanına imza alıyor. Ve bu mektubu postaya koyuyor. Peki sonra ne oluyor? Curtis LaFrance bu mektubu alıyor ve yıllarca saklıyor. Ve Atatürk'ü yakın takip etmeye devam ediyor. Ve burada kalabiliriz isterseniz. Kendisine bu adamın hayat idolü olarak görüyor. Ve bakın bu fotoğraf çok önemli. Newport Daily News'da 1998 yılında adamın elinde çok önemli bir mektup ve fotoğraf var diye Amerikan gazetelerinde yayına getirdi. Lütfen fotoğrafın arkasına bakın. İlk başta gösterdiğimiz çerçeveli Atatürk ve imzalı fotoğrafını görüyoruz. Ve aynı zamanda da Hürriyet gazetesinde de Curtis LaFrance bu yaşlı halinde başlıklara geçiyor. Aslında olay yeni bulunmuş değil. Life dergisinde ve Türkiye'deki karşıda Hayat dergisinde de Curtis LaFrance birkaç defa bu mektup ve fotoğrafla ilgili basın yayın organlarında yer alıyor. Ama hikaye daha yeni başlıyor aslında. Nasıl oluyor? Curtis LaFrance Cumhuriyetimizin 75. yılında 1988 yılında
Bir kilisedeki müzayedeyi gezerken yanında bir Türk bayan olduğunu fark ediyor. Ve Türk bayanın Türkçe konuşmasından anlıyor. Türk müsünüz diye sohbete girdiğinde evet diyor. Sohbetin ilerleyen noktalarında Curtis LaFrance adı Saliha olan, Saliha Flander olan Türk bayan. Biliyor musunuz diyor, sizin devlet liderinizin bende çok önemli bir mektubu ve imzalı fotoğrafı vardı. Saliha Hanım inanamıyor. Gerçek mi diyor yani nasıl bir şey oldu Türkçe? Evet diyor. Ben diyor size bunu gösterebilirim diyor. Ve Saliha Hanım şok içinde böyle bir şey karşılaşma şansı çok yok. Ve bunu direkt Dışişleri Bakanlığı'na ve dönemin de Turizm Bakanı İstemin Palay'a kadar konu geliyor. Amerikalı birisinde Atatürk'e ait fotoğraf ve mektup var diye. Olay burada kalmıyor. Ve Cumhuriyet 75. yılında bizzat devletin misafiri olarak Curtis LaFrance Türkiye'ye davet ediliyor. Bu arada Curtis LaFrance davet ediliyor ama kendisi Yale Üniversitesi'ni bitirmiş. Daha sonra yurt dışında Avrupa'da master ve doktorası tamamlamış. Ekonomi ve işletme üzerine eğitim almış birisi ve çok da başarılı bir şirket kurmuş Amerika'da. Özellikle de itfaiye araçları üzerine satış pazarlama yapıyor. Ve Curtis LaFrance'e bu davet gelince tabii seve seve kabul ediyor kendisi. Ve Türkiye'de çok güzel karşılanıyor. Ve Ankara'ya geldiğinde Curtis LaFrance beni Polatlı'ya götürür müsünüz diyor. Bizim devlet adamlarımız şaşırıyor. Hayırdır? Ben diyor oraya zamanında 1960 yılında bir itfaiye aracı satmıştım. Eğer mümkünse o şehri görmek istiyorum. Bir araç var mı acaba? Gerçekten 88 yılına gidildiğinde Polatlı'da sattığı itfaiye aracının hala kullanılır olduğunu görüyor. Ve Ankara'ya döndüğünde Anıtkabir'i gezdikten sonra o kadar etkileniyor ki hayat idolünü sağlayan adamın yanı başında bulunmaktan kendisine Atatürk tarafından gönderilen orijinal mektubu Anıtkabir Komutanlığı'na daha sonra da 2. Meclis Müzesi'nde geçmek kaydıyla mektubu bizlere hediye ediyor. Hatta mektup o kadar önemli ki bir ara mektup kayıp olduğu konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gen soru önergesi veriliyor ve mektubun kayıp olmadığı 2. Meclis binasında sergilendi ortaya çıkıyor. Neyse hikayeye ben hızlıca devam edeyim. Curtis LaFrance diyor ki o gün diyor bana tören yapıldı. Bir şilt, bir Atatürk maskı ve hediyeler verildi. Ben de karşılığında Atatürk mektubunu vermiştim. Tek kelimeyle şunu söylüyor. Hayatımda onurlandığım tek gündü diyor. Bir devlet erkanı karşısında Atatürk anıldı ve ben oradaydım diyor. Ve daha sonra defalarca da gayri resmi kızıyla beraber Türkiye'ye gelip gittik. Tabii hikaye burada kalmıyor. 88 yılından sonra Curtis LaFrance bazı kaynaklara göre 10 Kasım, bazı kaynaklara göre 11 Kasım 2012 yılında 99 yılında vefat ediyor. Bakın adam o kadar Atatürk'ü içselleştirmiş ki kendini 1 Kasım'da vefat ediyor. Bir anısına da şunu söylüyor. 1938 yılında üniversitedeydim ve Atatürk'ün ölüm haberi geldiğinde bahçede ağladım. Ve hiç kimse benim niçin ağladığımı anlamamıştı diyor. Bakın düşünün Amerikalı bir çocuk Atatürk'le bir yol haritası var. Yolları kesişmiş. Ona ait evrakları, belgeleri saklıyor. Hayatını içselleştirmiş. Ve onu kendine bir yol ışığı olarak kabul etmiş. Ve böyle de hayatını idame etmiş ve başarılarını da ona yüklüyor. Böyle bir adamı tanımaktan, takip etmekten dolayı mutluyum diyor. Hikaye hala devam ediyor. Ölümünden sonra yıllar geçiyor. Bakın 2012, 8 yıl sonra sanırım ailesi, orada kesin bilgi yok. Curtis LaFrance'in o biriktirdiği defter, mecmua, gazeteler ve elinizde kalan, bakın o şey geldi. Curtis LaFrance'in kendi fotoğrafı ve Atatürk fotoğrafı yan yana. Bu gördüğünüz kutu müzayedeye düşüyor maalesef. Atatürk'ün orijinal imzalı, ıslak imzalı fotoğrafı ve Curtis LaFrance'a ait. Ve bakın burada bambaşka bir şeye dönmeye başlıyor. Fotoğraf Washington'da yaşayan 20 yıldır orada müzik organizasyonları yapan Gürkan Uz aslında çok Atatürk sever bir genç arkadaşımız tarafından müzayedeye bizzat eşlik ediliyor. Ve çetin bir yarıştan sonra bu fotoğraf Gürkan Uz tarafından 17.500 dolara satın alınıyor. Ve artık fotoğraf sanırım hala Amerika'da Türkiye'ye geldiği bilgisi yok. Gürkan Uz'un koleksiyonuna katılıyor ve en azından şunu biliyoruz. Atatürk'ün o güzel fotoğrafı sağlam ellerde, kıymetinin bilindiği ellerde. Gürkan'ın tabii bu arada birçok defa Türkiye'nin faydasına, Türkiye'yi tanıtan konserler gerçekleştirmiş birisi.
Türk derneklerine destek olan birisi ve Atatürk sevgisi tanımız arkadaşımız. Fotoğrafta da kendisini görüyoruz. İşte Çankaya Köşkü'nün bahçesinde bir sosyalleşme anında çekilen bir fotoğraf Amerika'ya kadar gidiyor. Amerika'dan sonra tekrar Türk'ün ellerinde ve tabii çok ciddi bir rakama satın alınıyor. Böyle bir hikayesi var. Tabii burada aslında fotoğrafın bedeli parayla ölçülemeyecek bence ama Atatürk'ün 1923 yılında Amerika'da bir çocuğa bu kadar karışık bir ortamda, zor bir ortamda cevap vermesi, ona bir öğüt vermesi ve bunu inanın 100 yıl önceden görmesi. Diyor ki Türkler hakkında doğru bir şeyler duymak istiyorsanız lütfen araştırın diyerek aslında günümüzde de işaret ediyor. Evet, Amerika'dan Türkiye'ye uzanan muhteşem bir yolculuk. Çok teşekkür ederiz hikayeyi bizimle paylaştığınız için. Süremizin maalesef sonlarına doğru geliyoruz. O sebeple aslında söyleşimizi sanırım bu fotoğrafla bitireceğiz. Ben bu fotoğrafın girişini Tuna Bey'in kitabından da çok beğendiğim birkaç cümleyle yapmak istiyorum. Tuna Bey kitabında bazı insanlar bilinmeyen bir akıl ve cesaret ile doludur ve insanlık tarihi boyunca da bu insanlarla dönüm noktalarımızda hep karşılaşmışızdır. Mustafa Kemal Atatürk de o kişilerden biri. Gerçekten muhteşem bir deha, herkesi ters köşe yapan, herkes onun savunma beklerken o hücum eden bir liderdi. Bu anlamda Osman Bey, ben size dönmek istiyorum. Siz de denetim dünyasında denetçilerin üçüncü savunma hattı değil de birinci derece hücum hattı olduğunu savunan biri olarak Atatürk müfettişlik ve bu fotoğrafa, büyük taarruzun sabağa çekilen bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız? Evet, yani bu projeyi yaparken de kitabı hazırlarken de bu sene içerisinde birçok yere gittim. Tabii aynı zamanda fotoğraf çektiğim için de Türkiye'nin her yerine gidiyorum, devamlı dolaşıyorum. Benim inandığım şey şu, bu gibi gözlemli Atatürk'ün en bilinen ve en çok sevilen fotoğrafı bu fotoğraf. Bugün zamanımız olmadığı için Tuna Bey'e onu anlattıramayacağız ama aslında kendisine sorulduğu zaman Time'a ikinci kere kapak oldu. Birinci değil ama ikinci kere kapak oldu. Dumlupınar'da bir yıl sonra çekilmiş olan fotoğrafı yani barış zamanında artık gururla geldiği zaman o zaman Esat Nedim Tengizman'ın çekmiş olduğu fotoğrafı kendisi bugüne kadar çekilmiş en iyi fotoğrafım diye söylemiş ve hep onu çok severmiş ama bu fotoğraftaki ikonik duruş ve ben buna düşünen Atatürk, düşünceli Atatürk diyorum. Düşünen Atatürk fotoğrafı ülkemizin her yerinde çok sevilen dağlara, taşlara, işte şehirlerin girişlerine, çıkışlarına, arabalara, heykellere işlenen, motiflere işlenen her yerde görebileceğiniz her restoranda neredeyse artık olan bir fotoğraf. Dolayısıyla ben bunu artık Atatürk'ün en bilinen ve sevilen fotoğrafı olarak addediyorum. Bu fotoğrafın ayırt edici özelliği sevgili Yağmur senin de söylediğin gibi Atatürk'ün tabii askeri dehasının en üst seviyeye çıktığı bir dönem. Bu büyük taarruz ve işte başkomutanlık meydan savaşı 26 Ağustos'ta sabahı başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonuçlanan bu Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşının başladığı saatlerde çekilmiş olan bu fotoğraf. Burada tabii bütün komutanlar, neredeyse tüm komutanlar Atatürk'ün Yunan ordusu karşısında ikmal durumunu, gidecek mesafeyi, askerin yorgunluğunu vesaire dikkate alarak bizim asla hücum etmememiz gerektiğini, savunmada kalmamız gerektiğini söylediği ve Yunanlıların da öyle beklediği bir anda hiç onların beklese bile kuzeyden bekleyip güneyden beklemedikleri bir anda kendisini bir savunma hattı olarak değil, biz savunma hattı olarak kurmamalıyız. Biz hücum etmeliyiz. Çünkü eğer biz bu hücumu yapıp Yunan ordusunu burada yenemezsek İngilizler Dominyonlardan asker getirecekler, ilave takviyeler gelecek, Yunan ordusu daha da destekleyecek deyip hücum ve imha şeyini kafasında kurduğu ve bu stratejiyi gösterebilme cesaretini gösterdiği için benim için çok kıymetli. Herkes için çok kıymetli eminim. Ne güzel ki bu ikonik fotoğraf bizde var. Çünkü aslında birazdan Tuna Bey de o sözü vereceğim. Madem son fotoğrafımız bu olabilecek, neden
büyük taarruzun başka fotoğrafları yok, bunları konuşuruz. Ama bu fotoğrafın çekilme anında aslında nasıl geldi, biraz bunu anlatıp ve Atatürk'ün ben hep merak etmişimdir ve bu kitabı yapınca, hazırlayınca bunun ortaya çıktı, ben de öğrendim. Çünkü aslında net olarak ortaya çıkması yeni oldu. Birazdan anlatacağım. Bir husus var, ondan değinmek istiyorum. Şimdi Atatürk komutanları ikna ediyor. İşte biliyorsunuz Akhisar'da yok futbol maçı toplantısı, yok işte parti Ankara'da çay partileri vereceğiz falan deyip bir şekilde gizliden gizliye aylarca süren bir hazırlık yapılıyor. Ordu büyük bir gizlilik içerisinde Afyon'a doğru, yani sıklet noktası Afyon'da olacak şekilde kaydırılıyor vesaire. Atatürk hazır, komutanlar hazır ve biz bu savaşı yapacağız diyorlar. Ve Atatürk kendine o kadar güveniyor ki çok önemli bir savaş olacağını biliyor. Diyor ki ya mutlaka yanımıza bir fotoğrafçı almamız lazım bizim. Ve tabii benim de fotoğrafçılar da benim ilgi alanım. Ve o zaman yedek subay olarak orada görev yapan Ethem Tem'i alıyorlar. Ki Ethem Tem az önce sevgili Tuna Bey bahsetti Karaçam'daki, İzmit'teki fotoğrafta, GV Karaçam'da gülen fotoğrafta. Aslında Atatürk'le beraber hareket eden, Cumhuriyet sonrasında da birçok fotoğrafını çekmiş olan kişi. Ve Ethem Tem de Atatürk ve komutanlarla beraber biliyorsunuz önce Afyon'da Suhut köyüne gidiyorlar. Gece orada kalıyorlar. Sabah gün doğmadan ses çıkarmamak için Kocatepe'ye çıkıyorlar. 2000 metre yüksekliğe ve Afyon ve Kütahya Ovası'nı tamamen görüyorlar. Ve Atatürk plan yapıyor. Atatürk'ün planına göre topçu birlikleri ateşiyle saat 5.30'da topçu birlikleri başlıyor. Fakat ilk saatlerde işler pek istediğimiz gibi gitmiyor. Biraz sis var. Bir kere öncelikle gecikmeli başlıyor. Ve biliyorsunuz hani Çiğiltepe düşmüyor. Çiğiltepe'nin düşürülmesi lazım. Ve bizim için o dönemde bundan sonrasında Esat neden Nedim Ten, şey, pardon Ethem Tem'in anılarından okumaya devam ederken şöyle diyor. Atatürk sürekli olarak siperde, şu önde gördüğünüz siperde, işte ayakta duran diğer komutanlarla beraber sürekli bir diyalog halindeydi. Saat 10 sularında diyor, bizim için çok önemli olan Tınas Tepe'ye 23. Furka'dan bir rapor geldi diyor. Atatürk eline bu raporu aldı, okudu diyor. Ve bir anda diyor, işte tam şurada gördüğünüz bu siperlerden ayrıldı ve kayalıkların ucuna doğru gitti. Orada yürümeye başladı diyor. Ve bir sağa bir sola yürürken diyor, aslında gelen rapor iyi bir rapor, olumlu bir rapor geliyor. Yani Tınaz Tepe'nin düştüğüne dair 23. Fırka'dan iyi bir haber geliyor. Ve Atatürk o anda aslında şu anda kafasında zaferi bitirmiş durdurumda, ben onu düşünüyorum ve bir sağa bir sola yürürken ben de diyor sessizce deklanşöre bastım, bu fotoğrafı çektim diyor. Şimdi buraya kadarı biliniyordu. Bilinmeyen, benim için yeni olan, son dönemde ortaya çıkan şu kitap. Şöyle kameraya doğru tutayım. Bu kitap Ethem Tem'in arşivi, bayağı bir badire atlattıktan sonra artık kalanlar, ki onu birazdan Tuna Bey'e soracağım, ile beraber şeye geliyor. Yeditepe Üniversitesi'ne geliyor. Bizim için kıymetli olan şey şu, anı defteri de geliyor. Ethem Tem'in anı defteri de arşiviyle beraber Yeditepe Üniversitesi'ne teslim ediliyor. Ve bu anılar yayınlandı çok yakın bir zaman önce. Bu anılarda Atatürk'ün o anda ne düşündüğü ve ne yaptığına dair şeyler var. Ethem Tem'in notları var. Ethem Tem'in notlarından anlıyoruz ki şöyle diyor burada. O an diyor ağzından şu cümleler döküldü. Hadi bakalım Hacı Anestis. Hadi bakalım Hacı Anestis. Şimdi tabii Hacı bu sözü aslında ne anlama geldiğini bilmek için birazcık birkaç ay önceye gitmek lazım. Yunan orduları başkomutanı Hacı Anestis İzmir'e geliyor. İzmir'de bir şey düzenliyor. Afyon'a gidiyor, Eskişehir'e gidiyor, cepheyi dolaşıyor. Sonra Haziran ayında geri dönüyor. Reuters muhabiri el kaldırıyor. Diyor ki Mustafa Kemal diye başarılı bir komutan var diyorlar. Ne diyorsunuz falan diyorlar. Diyor, soruyor.
Hacı annesi diyor ki böyle arkaya yaslanarak diyor ki ben diyor bütün cepheyi dolaştım diyor. Mustafa Kemal diye birisine rastlamadım diyor. Yani böyle alaylı bir tavırla bir cevap veriyor. İşte Atatürk 3 ay sonra hadi bakalım Hacı annesi derken aslında o günün revanşını Atatürk bunu 3 ay içinde saklıyor. O günün revanşını da alıyor. Hatta Asım Gündüz'ün anılarından öğreniyoruz ki 10 Eylül'de, 9 Eylül'de ordu giriyor. 10 Eylül'de Atatürk 10 Eylül'de İzmir'e giriyor. 10 Eylül'de İzmir'e gittiği zaman aynı Reuters muhabirini buluyor ve ona şu soruyu soruyor. Diyor ki Afyon'dan bu yana 400 kilometre geldim. Hacı Anastis'i arıyorum. Göreniniz var mı diyor. Hacı Anastis o anda tabii şu an bir Yunan zırhlısıyla Atina yolunda kaçıyordu. Yani buradaki bu fotoğrafın böyle müthiş anıları ve öyküsü var. Fakat Ethem Temin hazin bir öyküsü var ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın fotoğraflarının hazin bir öyküsü var. Değil mi Tuna Bey? Burada birkaç cümle de sizden duymak isteriz Tabii, o tabii. fotoğrafların öyküsü hakkında. Şimdi gerçekten Türk fotoğraf tarihine baktığımızda Kurtuluş Savaşı dönemine ait çok az fotoğraf var elimizde. Bunun birkaç sebebi var. Bunu Ethem Tem'den de anılarından da görüyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Bu ikonik fotoğraf çekildikten sonra Ethem Tem Uşak'a geldiğinde çok iptidai şartlarda bu fotoğrafı tap edip Atatürk'e göstermek üzere yanına gidecek ki o gün Trikopis Yunan orduların komutanı general esir edilmiş. Atatürk onu karşılayacak. Fotoğrafı gösteriyor, güzel deyip veriyor. Ve bu Uşak'la tap ettiği fotoğraf sayısı 4-5'i geçmiyor. Ve savaş devam ediyor. Osman Bey'in dediği gibi 9 Eylül'de süvarilerimiz İzmir'e giriyor. Ve Ethem Tem de o süvari takımıyla beraber 9'unda 9 Eylül'de giriyor. Kadife Kale'nin altlarına kadar geldiğini ve Göztepe işte Konak arasında bir yerlerde bir Rum fotoğrafçıya çektiği o Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç anından 9 Eylül'e kadar olan fotoğraf ruloların tamamını Rum fotoğrafçıya veriyor Ethem Tem. Ve akşama gelin fotoğrafları alın diye bir cevap alıyor. Sonrasında akşam geldiğinde Rum fotoğrafçı alkışlıyor kendisini. Müthiş fotoğraflar çekmişsiniz diye ve çok gururlanıyor Ethem. Tamam. Yalnız bir sorun var. Fotoğrafların hepsi ıslak. Almak mümkün değil. Kuruması için sabaha bırakılıyor. Ve 10 Eylül'de görüşmek üzere Rum fotoğrafçıyla vedalaşıyor. Tabii ki 10 Eylül hem Atatürk'ün İzmir'e geldiği gün hem lokal olarak bazı bölgelerde Rum şeycilerin yangın çıkaran komitacıların diyelim İzmir'i yakmaya başladığı saatler ve Ethem Tem diyor ki sabah diyor fotoğrafçıya uğradığımızda bütün dükkan benim de verdiğim fotoğraflarla beraber yanmıştı diyor. Dolayısıyla Atatürk'ün bize bir fotoğrafçı lazım ve bu önemli olayları fotoğraflaması lazım dediği Ethem Tem ve Esat Dengizman'ın çektiği fotoğraflardan maalesef elimizde çok az kalıyor. Esat Dengizman'ın da daha sonra Şişli'deki evinin yanmasıyla bazı fotoğrafları kaybediyoruz. Ve Ethem Tem çok farklı birisi. Hukuk fakültesi bitirmiş birisi. Fotoğrafçılık yapıyor. Yedek subaylığı var. Ve Ethem Tem fotoğraflarının satılmaması konusunda bir vasiyeti var. Ve yine bir zor bir süreçte dönemin Banker Castelli ve Uğur Dündar'ın ve Neco'nun da katkılarıyla böyle bir farklı bir şeyde Ethem Tem'in bir fotoğraf valizi kurtarılıyor, eşinden de alınıyor. Ve daha sonra bu albüm ve Ethem Tem'in günlükleri Yeditepe Üniversitesi'ne geçiyor ve Osman Bey'in bahsettiği kitap da Yeditepe Üniversitesi'ndeki hocalarımızın desteğiyle böylelikle halk ve bizlere kadar ulaşmış oluyor. Tabii işte bu sebeplerden dolayı Kurtuluş Savaşı'mıza ait çok az fotoğraf var. Ve bir sebebi daha var. Ben bunu hep anlatmayı çok istiyorum, seviyorum da. Dumlupınar ve Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği meydan muharebelerinde Atatürk şunu söylüyor. Biz bu savaşı yapmaya çok zorunlu bırakıldık. Çünkü hep barıştan yana bir lider Atatürk. Defalarca İngiliz kabinesinde bu savaşın olmaması gerektiği ile ilgili elçiler göndermesine rağmen maalesef savaş yapılıyor. Ve Atatürk gerekli değilse savaş bir cinayettir diyen bir liderdir. Ve özellikle yanında fotoğrafçı olmasına rağmen Dumlupınar'da ve Başkumandanlık Meydan Savaşı'nda Yunan ordusunun bertaraf edildiği anlara ait fotoğrafların çekilmesini bizzat istememiştir. Ve ondan dolayı da savaş muhabirlerini bu alanlara sokmamıştır. Dolayısıyla hem Burada Yunan... Atatürk'ün gerçekten insani yönünü bir kez daha ortaya koyuyor. Yani
Yunan ordusu öyle bir halde ki aslında Türk ordusu için muhteşem bir zafer tabii. Ama yani biz buna mecbur kaldık diyor. Orada yine kayıtlara geçen anılarda sözleri var. Tunlupınar'ı dolaşırken savaş meydanını. Biz buna mecbur kaldık diyor. Ama insanlık diyor hani bunu hak etmiyor Yunan askerleri, Yunan halkı. Ve hatta oradan da şey yapıyor yani gönderme de yapıyor. Burada diyor Yunan evlatları burada ölürken diyor Yunan saraylarında oturanlar diyor zevk-i sefa içerisindeler diyor filan. Oradan da yine saraya ve Yunan bu kez de Yunan sarayına ve padişahlarına, Yunan krallarına da Yunan halkına bu kez sahip çıkarak da aslında ciddi de bir mesaj gönderiyor. Hatta bu şey bu barış şeyini ateşkes ilk ilan edildiği zaman da aynı mesajı vermeye devam ediyor. Yani diyor ki orada diyor burada diyor ölenler diyor Yunan askerleridir ama bunları savaşa gönderen diyor krallar diyor bunların diyor bu kendini soylu hissedenlerin diyor şeyi bu tipik özelliğidir diyor. Saraylarında oturup eğlenmeye devam ederler. Burada olanların farkında bile değildir onlar diyor filan. Böyle ciddi de bir konuşması var, beyanı var. Zaman kalmadı herhalde ya. Evet, Sohbet çok altın uzun. zamanımız da kaldı ama sürenizin sonuna geldik. Hatta bir tık da birazcık açtık. Ama ben hem Osman Bey size hem de Tuna Bey size bizi yalnız bırakmadığınız için katıldığınız ve bize yeni bilgiler hatta var olan bilgilerinizi de tazelediğiniz için çok teşekkür ederim. Tuna Bey ayrıca sizin adınıza da 25. TİDE 25. yıl hatıra ormanında 3 fidan bağışladık. Bunu da Çok iyi. size Teşekkür ederiz. aktarmak isterim. Bir sonraki söyleşimiz 2024 yılında olacak. O yüzden herkese şimdiden iyi yıllar diliyoruz. Sizin eklemek son istediğiniz bir şey var mı Mustafa? Ben de Tuna Bey'e teşekkür ediyorum. Yağmur, sana teşekkür ediyorum. Bence Cumhuriyet'in 100. yılını TİDE kutladı. Dediğim gibi TİDEX etkinlikleriyle başladı, logoyla başladı. Gelecek zirvesi sırasında birinci meclis ziyaretleriyle devam etti. 10 Kasım canlı yayınla yapmakta devam etti. Bugün de güzel bir final oldu. Tuna Bey'in anlatımı her zaman çok keyifli. Beraber olmaktan büyük mutluluk duydum ben de. Tuna Bey çok teşekkür ediyorum Ben size de. teşekkür ederim bu fırsat için. Atatürk'ü anlatmak her zaman büyük keyif. TİDE'nin de son sunumunda sizlerle olmaktan büyük keyif aldım. Umarım akılda kalan, yaşatılmaya devam eden bir Atatürk'ü anlatmaya devam ederiz hep beraber. İnşallah. Görüşmek İnşallah dileğiyle. görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Teşekkür ederiz katılan herkese. Sağ olun.